Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Çocuklar yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce dur kendin çöz, daha sonra aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. A bölümü 10 puan değerinde. Aşağıdaki tablodaki açıklamaları okuyup karşısındaki kutuya hangi Türk devleti olduğunu aşağıdaki kutudan seçerek yazınız diyor. Kelimelerimiz Asya Hun, Köktürk, İkinci Köktürk ve Uygur Devleti. Ben hangi devletim diyor. Ben Mani dinini benimseyerek yerleşik hayata geçen ilk Türk devletiyim. Uygur Devleti sevgili öğrenciler. Uygur yazdım. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti ise Köktürk Devleti'dir. Köktürk Devleti. Tarihte kurulan ilk Türk devleti Asya Hun Devleti'dir çocuklar. Buraya da Asya Hun'u yazdım. İlk Türk yazılı eserlerini oluşturan devletim, bu da ikinci Köktürk Devleti. Hemen onu da yazalım. 38 harften oluşan ilk milli alfabeyi oluşturan devletim. Çocuklar bu da yine Köktürk Devleti'ne ait. Onu da hemen şu şekilde yazarsak tamamlamış oluruz. Yazılımızın B bölümü aşağıdaki tablodaki açıklamaları okuyup karşısındaki kutuya hangi halife olduğunu aşağıdaki kutudan seçerek yazınız diyor. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Ömer. Baktığımız zaman sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu, birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507-215-2658 numaralı telefonlarında arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. İlk ifadeye bakıyorum. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak çeşitli illere gönderen halifeyim. Çocuklar, Hazreti Osman'dır bunu yapan kişi. Hicri takvimi oluşturan halife Hazreti Ömer'dir tabii ki. Buraya da yazalım Hazreti Ömer'i. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren halife Hazreti Ebu Bekir'dir. Hemen onu da Ebu Bekir diye yazdık. Dört halife döneminin son halifesi Hazreti Ali'dir tabii ki. Dört halife döneminin ilk halifesi ise Hazreti Ebu Bekir'dir. Buraya da Hazreti Ebu Bekir yazdık. Yaptığın her doğru için 2 puan hesaplamada yapabilirsin. Yazılımızın C bölümü 10 puan değerinde. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız diyor. Kelimelerimiz kavimler göçü, sorumluluk, Anadolu, ön yargı, kanun, Orta Asya, Medine, hicret, Mekke ve töre kelimeleri. Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz hüküm ve karara ön yargı denir. Buraya ön yargıyı yazalım. Bir diğeri. Nokta 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 Türklerin ilk yurdudur. Orta Asya Türklerin ilk yurdudur. Buraya da Orta Asya'yı getirdik. Bir diğeri. İlk Türk devletlerinde yazısız hukuk kurallarına töre denir sevgili öğrenciler. Buraya da töre yazdık. Peygamberimiz 571 yılında Mekke şehrinde doğmuştur. Mekkeli müşriklerin baskısı sonucu Mekke'den Medine'ye yapılan göç hareketine, çocuklar buraya da hicret getirmemiz gerekiyor çünkü buna hicret diyoruz. Yazılımızın D bölümü doğru yanlış ifadeleri. Aşağıda verilen doğru yanlış cümlelerini cevaplandırınız diyor. 10 puan değerinde. Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş Uhud değil Bedir savaşıdır. Yanlış bilgi tabii ki. Rollerimizin hepsini sonradan kazanmazsın. Mesela doğar doğmaz birinin kardeşi olabilirsin. Ya da anne babanın oğlusundur, kızısındır, değil mi? Dolayısıyla sonradan kazanırız. Sonradan kazanılan roller de vardır ama doğuştan olan roller de vardır. Sonradan hepsini kazanırız diyorsa yanlış bir bilgidir. İlk Türk devletlerinde oda biçimdeki mezarlara kurgan adı verilirdi. Doğru bir bilgidir. Asya Hunları kendine özgü bir alfabe kullanmışlardır. Çocuklar, Göktürk Devleti bunu yapmıştır. Yanlış bir bilgidir. İlk Türk devletlerinde en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu da yine doğru bir bilgidir. 40 puanı geride bıraktık. Şimdi geldik test sorularına. Toplamda 60 puan. 10 soru çıkıyor. Yaptığın her doğru için 6 puan hesaplama yapabilirsin.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını cevap anahtarına işaretleyiniz diyor. Biz burada yazalım. Sizler artık cevap anahtarına işlersiniz. İlk tür devletlerinde ülke meselelerin görüşüldüğü meclise ne ad verildi diyor. Kurultay tabii ki. Doğru cevabım B seçeneği. Osmanlı'da ise aynı meclise divan adı verilirdi. 2 numaralı sorumuz. Ordu'da onluk sistemi kurdum. Çin Seddi'ni aşıp Çin'i vergiye bağladım. Tüm Türkleri tek bayrak altında topladım. Yukarıdaki konuşmayı yapan Türk hükümdarı Mete Han'dır tabii ki. Doğru cevabım C seçeneği. 3 numaralı sorumuz. İlk Türk yazılı eseri olan Köktürk kitabeleri 3 kişi adına dikilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? Çocuklar Bilge Kağan ismi geçer, Kültigin geçer, Vezir Tonyukuk da geçer ama Mete Han değildir bunlardan birisi. Cevabım A seçeneği. 4 numaralı sorumuz. Peygamberimizin İslamiyet'i yaymak için yaptığı savaşların doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? Çocuklar önce Bedir Savaşı oldu. Sonra Uhud Savaşı oldu. En sonunda ise Hendek Savaşı oldu. Doğru cevabım sırayla dediği için A seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden birisi olamaz diyor. Yetkili kurumlara başvurabilirsin ve bu şekilde çözmeye çalışabilirsin tabii ki. Sorunla ilgili gerekli kuruma dilekçe verebilirsin. Bakanlık hatlarını arayarak yardım isteyebilirsin ama sorunu görmezden gelerek ancak o sorunu büyütürsün. Doğru cevabım C seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz. Maddi zorluk çeken öğrencilere destek amacıyla hangi sivil toplum kuruluşu kurulmuştur? Maddi zorluk çeken öğrenciler. Öğrenciler ne alır? Eğitim alır. Eğitimle ilgili bir şeye bakalım mı? Mesela A seçeneğinde Türk Eğitim Vakfı diyor. Rütürk farklı bir şey. Mehmetçik farkı askeriyle ilgili bir şey. Kızılay depremde zarar görenlere yardım eder. Sevgili öğrenciler, doğal afette zarar görenlere yardım eder. Kan bağışında bulunabilirsin Kızılay'a. Burada maddi zorluk çeken öğrencilere destek amacıyla kurulan vakfımız Türk Eğitim Vakfı'dır. Cevabım A seçeneği. 7 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerde göçebe yaşam tarzının bir sonucu değildir diyor bize. Sanat eserlerini yapıyorlar ama taşınabilir malzemeden yapıyorlar. Çünkü göçebe yaşam tarzı sürüyorsun. Sen de o sanat eserlerini götüreceğin şekilde malzemeden yapman gerekiyor. Bu sonucudur. A seçeneği ne dedim? Tarımda ileri seviyelere ulaşılması bu kenarda kalsın. Çocuklar göçebe yaşam tarzından dolayı bağımsız ve özgürlük duygularının gelişmesi yine bunun sonucudur. Göçebe yaşam, hayvancılık ve ticarete dayalı ekonomi anlayışı vardır. D seçeneği de dedim. Şimdi sen göçebe yaşam sürüyorsun. Bir gün buradasın, bir gün Maraş'tasın, bir gün İstanbul'a gitmişsin, bir gün işte Kırşehir'e gitmişsin, bir gün Ardahan'a gitmişsin. Şimdi düşünsene sen tarımda ileri seviyeye ulaşamazsın bu şekilde. Çünkü sen toprağını beklemiyorsun. Sen orada anca yapsan hayvancılık yaparsın, ticaret yaparsın. Doğru cevabım bunun sonucu olmayan B seçeneğidir. 8 numaralı sorumuz. Asya Hun Devleti'ne ait olan ve Mete Han'ın hayatının anlatıldığı destanın adı bir bilgi sorusu Oğuz Kağan Destanı'dır. Doğru cevabım C seçeneği. 9 numaralı sorumuz. Türkler yapılan hangi savaş sonucu İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır? Çocuklar Talas Savaşı'ndan sonra Türkler kitlesel olarak İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. Yine bir bilgi sorusu. Cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, Türkler Orta Asya'daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir. Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanıtıdır? Çocuklar Türklere o dönem devlete yapılan dış baskılardan dolayı dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir. Bunun sebebinde de Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olması vardır. Doğru cevabım C seçeneği. Sevgili öğrenciler, yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda bir puan aldın. Lütfen onu bizlerle paylaş. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videoları ekliyoruz. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.